videoda dünyanın en pahalı eşyalarına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Umarım abone olanlar bu videoda göreceklerimizin hepsine sahip olur. Çocuk bakıcısı olarak gittiği evdeki zengin şeyler. Ne? Tamam, bu içecek bayağı zengin görünüyor. Bu buzdolabını biliyorum, çok pahalı. Pahalı. Tıklattığınız zaman içini gösteriyor. Bayağı pahalı bir şey. Tam bir zengin itemi. Bir sürü içecekler falan. İki tane bulaşık makinesi varmış. İyi. İçeride bir sürü çocuk atıştırmalıklarının olduğu bir şeyler varmış. Evet, yani ev zenginim diye bağırıyor. Zengin insanlar tavuğu nasıl yerler biliyor musunuz? İşte böyle yerler. Abi şurada gelecek hesabı tahmin edemiyorum ya. Bak, bezin içine koymuş. Oradan şekilli şekilli kesme falan yapıyor. Yani var ya, hesap şişti şu an ya. Bak, tavuk da hiç güzel görünmüyor yani. Bu nasıl bir şey abi? Ben yiyemem yani, ayaklar böyle duruyor. Bence güzel değil. Zengin insanların para harcadığı şeyler. 150 bin dolar. Ne ya bu? Ekstra oturma alanı gibi bir şey mi? 150 bin dolar bu restoran mı, ne bu? Restoranda bunun içine mi oturacağım? 150 bin dolar vereceğim. Öyle loca gibi kendim oturacağım ama 150 bin dolar vereceğim. Gerçekten büyük zenginlik ya. Abi yani eğer böyle bir yerde oturacaksan git evinde otur. O zaman mekana gitmenin ne manası kaldı? Kapsül gibi seni onun içine hapsediyorlar. Sen onun içinde oturuyorsun. Bence hiç çekici değil ya. Bana hiç worth gelmedi. Yani çok saçma bence. Burada oturup ne yapayım ya? 150 bin dolar vermişim zaten. Benim kafa gitmiş o an. Nasıl eğlenebilirim yani? Çocukluğunun geçtiği evi ziyaret ediyormuş. Güzel bir ev başlangıcı. Evet, ev bayağı güzel ya. Oraya giremiyorlar. Tamam. Ne var ki orada acaba? Ne bu? Top fırlatmışlar çocukken, o duvarı kırmışlar. Hala mı yapılmamış yani? Merdivenler falan. Ya ev büyük ya. Biraz eski ama bayağı zengin evi yani. Onun içine saklanıp orada saklambaç oynuyorlarmış. Oradan yemekler falan. Bir sürü çiçekler. Oy, bahçe. Aa! Bahçe şu an beni bitirdi. Böyle bir bahçe olamaz. Böyle bir bahçeniz yoktur sizin. Bu bildiğin büyük bir park gibi bir şey yani. Zengin arkadaşının evindeki şeyler. Ne? Kocaman kapı. Bence de çok güzel. Başka, bu abla bence de çok güzel. Köpek için ev var. Çok iyi. Bu heykel çok iyi. Bir sürü bilgisayar var. Bayağı iyi. Burası koridor. Müthiş. Orada arcade salonu falan var. Her şey müthiş. Abi Tiffany ve Co. basketbol ne ya? Şu basketbol topu kaç para biliyor musunuz? 600 dolar falan. Benim eve puanım 10. Elimde böyle kaldı. X80 diye bir yat gördüm şu an. Yat çok istiyorum ya. Yat çok güzel bir şey. Ne o? Şey değil mi o? Tutuyorsun, seni götüren motor suyun içinde götürüyor. Tamam, aşağısı krev area. Bu çalışanların bölümü galiba. Oo, bu nasıl çalışan ya? Ben de geleyim mi sizle, çalışırım. Çok da güzel çalışırım. Abi ne kadar güzel. Orada öyle bir şeyler, duşunuz falan var. Ya bildiğin 1 artı 1, 2 artı 1 ev gibi bir şey. Zenginlerin bazen her şeyi de güzel olmuyor. Gördüğünüz gibi musluk var burada ama nasıl açıldığını daha çözememişler yani. Sizce bu musluk nasıl açılıyor? Elini koyuyorsun, yok. Lavaboda bir şey yok. Aşağıda pedal falan yok. Tuş yok, bir şey yok, sensör yok. Nasıl açılıyor ya bu? Bence çok saçma yani. Koskoca boruyu asmışsınız oradan. Güzel, estetik de görünmüyor. Yeterli alan yok. Evet, zenginlerin de böyle problemleri var. Eğer bir gün zengin olup Lamborghini alırsak şunu aklımızda tutalım. Yani bagajı çok küçük. Hiçbir şey sığmaz o bagaja. Bir tane bile bavul sığdıramazsınız ya. Mesela tatile gidemezsin. Ankara'dan Lamborghini'ninle çıkıp mesela Bodrum'a gidemezsin. Niye? Çünkü sığmıyor. O yüzden alırız. Yani. Yoksa alırız yani. Uçağın koltukları inanılmazmış. Özel bir oda gibi bir şey mi? Bu VIP herhalde ya. Ay VIP ne kadar güzel. Abi ben bindiğimde ya bacağım değiyordu yani, oturacak yer yoktu. Bir de şu rahatlığa bak, ne kadar güzel. Oh, yatakta uyuyorsun, uyanıyorsun, geldin. Hani VIP'de sıkılma gibi bir ihtimalin yok. Altın kaplı hangi telefon geliyor? iPhone 13 falan herhalde ya da 14 de olabilir. 24 karat altın kaplamışlar ya. Abi acaba kaç paradır ve gerek var mıydı? Sadece sormak istiyorum, gerek var mıydı? 80 euroya ne kadar havyar alıyorsun? Kilosu 14 bin euro mu? Bu kadar mı? 80 euro o kadar paraya o kadar havyar mı? Evet yani ilginç. Ben bir ara havyar deneyecektim de unuttum ya. Zengin evi çek. Göster evi, göster. Timsah mı var evde? Altın kaplı tuvalet. Ne kadar manasızdı ya. Altın kaplı tuvalet ne olur? Ayrıca timsaha üzüldüm. Sen timsahsın sen. Seni almışlar orada akvaryuma koymuşlar. Böyle duruyorsun bütün gün. Salın o timsahı. 700 bin dolar saf lüks. Bakayım 700 bin dolara. En pahalısı buymuş herhalde. Abi bu nasıl bir otobüs ya 700 bin dolara. Bayağı ev bu. Yani aynen karavan otobüs gibi bir şey işte. Bayağı büyük bir karavan. Üçlü koltuk var. Orada mutfak tezgahı açılıyor falan. İşte yani bir evden ne kadar daha güzel olabilir ya. Bayağı güzel. Yani dolap falan var. Her yer mermer kaplama. Ben burada bir video çeksem ev vlogu diye mesela karavan olduğunu anlamazsınız. Ben anlamazdım. Bütün lüks arabaları gördüğümü düşünüyorum. Ay ya bu nasıl ortam? Evet çok lüks arabalar görmüşsün. Her şey var. Evet Brabus, Lambo, Bugatti.
Pagani, Porsche bilmem ne her şey var. Ama düşünüyorum dediğine göre demek ki daha pahalı bir şey gelecek. Bundan daha pahalısı nerede? Oo, abi plakası 1. Bu plaka 50 milyon dolara mı 500 milyon dolara mı ne satılmıştı? Evet yani o plaka o gördüğümüz bütün arabaları alıyor. Dünyanın en pahalı oteli. Bakayım dünyanın en pahalı oteli sizce hangisi? Videonun açıklamasında falan neresi olduğunu ben göremedim. Bakayım bunlar altın mı? Her yer altın mı? Onlar herhalde altın ya. O asansörün dışına altın kaplamışlar galiba. Şunu düşünüyorum. Mesela orada gitsek bir gecelik kalsak oradan bir parça altın alsak şöyle ne olur ki? Burç Khalifa falandır herhalde ya. Bayağı kafile gibi geziyorlar şu an. Burası herhalde kral odası. Televizyon, altın kaplama. Ya bana ne ya? Altın kaplama olunca ne oluyor yani? Benim mi? Prizler bile altın kaplama. Ben buna mı para vereceğim? Yani bana biraz saçma geliyor. Beni altın kaplayın abi. Ben altın kaplı prizi ne abi? Yanlış mı düşünüyorum? Sonuçta oteli almıyorum ya yani. Bir gece kalıp gideceğim. Ay ne kadar güzel manzarası var. Evin içinde tavan ne kadar yüksek? 3 kat mı var orada? 2 kat mı var? Bayağı iyiymiş ya. Bana da versenize. Bir gün gelip sizde kalabilir miyim? Bu adam zengin olacak. Niye? Ne bulmuş? Emerald zümrüt. Buzun içinde zümrüt bulmuş. Bu tuttukları ışık ne işe yarıyor ben onu anlamadım ya. Tamam çıkar bakayım. Bu zümrüt mü şimdi? Çok mu pahalı? Kilosu kaç para bunun? Bu ne kadar bir para buldu şu an? Zengin mi oldu? Marshmallow ne? 100 tane geliyormuş içinde. Bir penny. Tamam ya bir kuruş gibi bir şey. Bu da dünyanın en pahalı marshmallow'u. Bu kaç para? 8 dolar mı? Şimdi şöyle düşünün bir paketi 1 kuruşken bir paketi 8 lira. Bayağı pahalı yani. Tat farkı var mı acaba? Denesinler. Tamam bu herhalde normal marshmallow ucuz olan. Yani marshmallow marshmallow'dur ya sonuçta. Marshmallow gibi tadı var diyor. Evet diğeri pahalı olan. Bu ne? Yani videolar falan güzel gibi görünüyor. Tamam ye bakayım. Ha bir sürü farklı tatlar var içinde. Anladım. Çikolatalı marshmallow. Ye bakayım. Yani normal marshmallow diyorlar ya. Yani değmez herhalde bence. Tabii bilmiyorum. Belki de değiyordur. Yalnız üstünde bir sürü damla çikolata falan var. Bu güzeldir ya. Bunun güzel olması lazım. O 8 dolar o 1 cent. Değdi mi diyor. Yok değmemiş. Yani marshmallow marshmallow'dur ya. Jack Paul değil mi ya o? Pokemon kart almış. 5 milyon 300 bin dolara Pokemon kartımı aldın ya. Abi o parayı verseydin adamlara sana yeni Pokemon dizisi filmi çekerlerdi yani. Dünyanın en pahalı tren yolculuğu Amerika'da. Sizce ne kadar diyor? Bence 2000 dolar siz de tahmin edin. O bayağı lüks görünüyor tatlı görünüyor. Red Dead Redemption gibi ya. Bayağı güzel bir tren. Ah güzel güzel yemek yiyorsun 4 saat sürüyor. Yemekler canlı müzik falan. Oo güzelmiş. Tamam oraya gidiyorsun. Kaç para? Kaç para? Söyle hadi. 950 dolar. Yani iyiymiş. Bir tren yolculuğu için biraz pahalı evet. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en pahalı şeylerine baktık. Sizce hangileri mantıklıydı? Hangileri saçmaydı? Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara abone olanlar umarım zengin olurlar. Bu videoları izleyenler de çok zengin olacaklar. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.